İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ödüllü bir videomuz var. 9 Ekim gününden saat 17 sularında hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arkadaşlar ödülün miktarı ve içeriği açıklama bölümünde gelecek. Şimdi arkadaşlar ödülün ne olduğuna ödülümüz kayıp bir kemer. Evet arkadaşlar kemer veya kemerler. Ödülümüz bu olacak. Öncelikle tabii ödülü durduruyoruz. Açıklama bölümünde yine söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar dünyamızı şöyle yapalım. Dünyamızı. Bu derslerden maksadımız arkadaşlar size fiziği, coğrafyayı, matematiği sevdirmek. Hani okullarımızda doğru yöntemler ve doğru dersler, programlar uygulanmadığı için öğrencilerimizin birçoğu fizik gibi dersleri soğuyorlar, onları sevmiyorlar. Şimdi arkadaşlar, dünyamız gördüğünüz üzere bir modeli burada. Şimdi şöyle bir şey var, hani dünyanın düzlük, yuvarlaklık meselesinde. Şimdi şuradan iki tane karınca düşünelim. Şurada iki tane karınca olsun. Şu ekvator, Brezilya ekvatorunda. İki karınca birbirini karşılıklı görüyor. Sonra ikisi de ters tarafa doğru geri geri gidiyorlar. Belli bir noktadan sonra dünyanın bu kambur yapısının arkasında kalacakları için birbirinin artık göremeyecekler. Göz seviyelerin altında kalacak. Şimdi biz bunun böyle bir olayı nerede ve nasıl modelleyebiliriz diye düşündüm. Benim hep beğendiğim bir yer vardı işte bu Van Gevaş'ta Artos. Artos Dağı. Arkadaşlar biliyorsunuz Akdamar'ın o bulunduğu yerdeki bir dağ. O bayağı da bir güzel, ağacı ve kayalıkları çok olmayan bir tepe şeklinde. Şimdi mevzuya gelelim. Bunun şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yay çiziyorum. Şöyle bir yay çizeyim. Hatta daha güzel olsun. Daha güzel bir görüntüsü olsun. Muhammed sen de takip ediyorsun. Burada senin daha yeni öğrendiğin bir konu gündeme gelecek. Ben kaç yaşındayım ki daha geç öğrenmiş oluyorum. Evet, daha ne ki sen konuda. Şimdi mevzuya şöyle bakalım. Muhammed, hemen küre üzerinden göstereyim. Arkadaşlar bu küre üzerinde biz nasıl, hangi pozisyonda dururuz? Mesela Muhammed bu kalem sensin. Bak şurada şu pozisyonda durursun bak. Burada bu pozisyonda, burada bu pozisyonda, burada bu pozisyonda, burada bu. Her seferinde ayakların yerin çekim merkezine, yani dünyanın merkezine dik vaziyettedir. Tamam? Şimdi hocam sen orayı çizdin ama orayı çiz. Biz şimdi bu büyük bir küre olduğunu düşünüyoruz. Merkezi burada bir yerde. Burada duran bir arkadaşımız, hatta şöyle yapalım. Burada duran bir arkadaşımız bu şekilde duruyor. Şimdi Muhammed, bu arkadaşın göz seviyesi, görme seviyesi tam belli bir noktada, şöyle yapalım, şöyle bir, tam şu noktada teğet geçiyor, şu şekilde. Şimdi bunu daha sonra iki arkadaş şeklinde de yapabiliriz. Yani bu tarafa doğru geri geliyor, bu tarafa doğru belli bir noktadan sonra artık birbirinin göz seviyesinin altında kalacaklar. Şimdi bizim maksadımız hatta bunu söylediğimiz üzere, biraz arkadaşın ayaklarını merkeze doğru çizelim. Sözümüzle yaptığımız eylem bir olsun. Evet. Şimdi Muhammed bak burada ne yapıyoruz? Bu adamın boyu bizim Hidayet Türkoğlu buraya gelmiş. Gerçi Hida bundan da uzundur. Bu arkadaşın boyu ne kadar Muhammed? 2 metre. 2 metre. Göz seviyesi 2 metre. Yani 2 küsür olur. Gözün 2 metre olduğunu düşünelim. Çayımızdan da aldık. Şimdi Muhammed, model olarak bak, dünyanın merkezi burası olsun. Çizimle göstereceğiz. Şimdi şuradan buraya çizdiğim bu yapı yarıçap değil mi? Evet. Ne kadar bu yarıçap? V. R eşittir 6400 kilometre. Kilometreyi de metreye çevirmek için 10 üzeri 3 ekledim metre. Tamam? Biz biliyoruz ki Muhammed, bu tam bu noktada 90 derecedir. Çemberlerin özelliği değil mi? Bunu biliyoruz. Zaten teğet geçti. Tamam mı? Korona bize teğet geçti. 2008 ekonomik krizi teğet geçti. Şu göz bakış doğrultusu bu çemberin bu noktasında teğettir. Teğetlerde çapa her zaman çap noktasını bağlayan doğruya D
dik vaziyette çizdim. Şimdi şurası ne kadar Muhammed? Şurası ne kadar? Şu çizdiğim uzunluk ne kadar? 6400. Harikasın. O da yarıçap çünkü. Peki bu adamın boyu ne kadar? 2 metre. Peki benim bu bakış doğrultum şu uzaklığa x dersen. Yani bizim maksadımız şu. Eğriliği dünyanın bize olan eğriliği de aynı modelde bir tepe üzerinden bu olayı analiz ediyoruz. Muhammed, senin bildiğin dik üçgende bir bağıntı. Yeni öğrendim. Çok pis bir bağıntı. Neydi o adamın adı? Pisagor. Yapalım. Pisagor'u yazalım. Şimdi bakalım. Ya hocam, bu senin burada anlattıkların gerçek hayatta ne işimize yarayacak diyen arkadaşlar için yapalım. Aha, bu işinize yarayacak. Bakalım. Nedir bağıntı Muhammed? Bak yazalım. Önce bağıntısını yazalım. Dikin karesi, yani x'in karesi artı diğer dik kenarın karesi eşittir hipotenüsün karesi, değil mi Muhammed? R artı 2'nin karesine. Doğru mu Muhammed? Evet. Hadi bunları bir düzenleme yapalım. X'in karesi artı R kare. Sol taraf aynen. Değil mi? Neydi kısa şiir? Birincinin karesi R kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 2 çarpı R. 2 R 2 katı 4 R. Artı 2'nin karesi, değil mi? O da 4. Dikkat edersen hani korkuyor. O 6400'ün karesi hocam. Bu işlemleri kim yapacak? Hiç gerek yok Muhammed. İki taraftan da kim gitti? R. O zaman şuradan kendime yer açmak için şu... Yok, açmayacağım, orada kalsın. Şuraya kendi sıkıştırayım burayı. Şimdi mevcutları yaz Muhammed. X'i arıyoruz. Bulunması gereken o x kare eşittir. Ne kaldı burada? 4 çarpı bu. 4 çarpı. Hatta burayı bir dakika 4 parantezine al. Şurayı 4 parantezine bir kademe daha yazalım. 4 parantezinde R artı 1 midir Muhammed? Evet. Yanlış mı yazıyorum? Yok. Evet. O zaman her tarafı karekökünü alırsam kök operatörü tarafından x dışarıya x kare x olarak çıkar. Doğru mu? 4 dışarıya artı eksi 2, biliyorsun eksileri almıyoruz. Uzunluk çünkü gerçek hayat. Bu burada da çıkamaz. İçeride debelenir durur. R artı 1. Şimdi arkadaşlar verilenleri yerine yazalım. X eşittir 2 tane karekök. Bak Muhammed. R'miz neydi Muhammed? 6400. 6400 yazdık. 3 0 ekle bakayım. 3 0. 2 ekledim ama. 3 0 artı 1. Doğru mu? Evet. Şurayı sildim. Hadi bunu bir kademe daha götürelim. Anlamayacak olabilir arkadaşlar. Onları üzmeyelim. 2 karekök 6 4 çift 0 1 2 3. yere 1 ekledim. X'in değeri buymuş. Bakalım X ne çıkıyor? Hep beraber yaparız. Şimdi hesap makinamızda sadece nedir? Nedir bu sayı Muhammed? 6.401'in karekökü alınacak. Hemen alalım. Ben görsün arkadaşlarımız da. Deftere 6.400.001. Bir dakika. Şimdi karekök operatörü burada. Ne demiştik? Karekök 6 4 1 2 3 4 kaç sıfırımız var? 4 sıfır, bir yanında 1 var. 1 eşittir şu. Şu sayı 2529,8 2530 de çarpı 2 çarpı, çünkü önde 2 var Muhammed, görüyor musun? Çarpı 2 eşittir 5059,64. Kamerayı ben biraz yaklaştırayım. Tahtaya alacağım şimdi o sayıyı. Muhammed hemen... Ama yaklaştırmadın. Arkadaşlar yapar. Oldu mu? Oldu. Tamam. Hemen x'i biz buradan ne bulduk? X eşittir bulduk. Ne bulmuşuz? 5059,65. Yani 5060 metre. Şunu x'i yaklaşık eşittir şöyle alsak ne olur? 5060 metre. Yarım metrelik bir minik bir yarım metrenin altında bir hata aldık. Yani bu matematik işleminin sonucu şöyle söylüyor Muhammed.
Türkiye üzeri aslında işte bu belediyelerde öğrenciler için dünya modeli her ilde yapılması gerekiyor. Her ilde yapacak belediye başkanları ve valilerimize bunu teşvik edeceğiz. Bak Muhammed, şu uzunluk ne kadarmış? Ha, özür dilerim. Şimdi bunu bulduktan sonra bir şey daha gösterelim arkadaşlara. Şu kısmı siliyorum. Matematik işlemi kısmını siliyorum. Evet. Burayı sildim. Şuraları da temizleyelim. Muhammed bana şimdi bak ne lazım? Bana ne lazım? Açı lazım bak. Şimdi gel bu açıyı bulalım. Şuradan siyah kalem yok benim. Var. Şu, bak Muhammed şu açıya bak. Şu açıyı bulalım. Bu açıyı ben nasıl bulurum? Değişik metotlarla bulurum. Ama alanlar yasasından hani 8'e sınıf öğrencileri de görsün. Lise müfredatında zaten sık sık geliyor. Muhammed bak bu üçgenin alanını ben nasıl bulurum? Bu üçgenin alanını. Bu üçgenin alanı. Alan 1 eşittir. 1 bölü 2. Bu kenar çarpı bu kenar. 6410 üzeri 3 değil mi? Şurası. Çarpı burası bulduk. 5060 çarpı 5060. Doğru mu Muhammed? Evet. Bir şey daha yapabilirim. Ben bunu esas alırken buradan buldum. Gel buradan aynı alanı, aynı alanı bulduğum için bu da A1. Bak bu açıdan bulacağım, bak bu açıdan. 1 bölü 2, bu kenar 6410 üzeri 3 çarpı, şimdi bu açının iki kenarı, diğer kenar bak şurası. Gördün mü Muhammed? Bu da nedir? Bu nedir? 6410 üzeri 3 artı 2. Doğru mu Muhammed? Evet. Bunlar birbirine eşit mi? Evet. Dur. Ama alfa açısı var. Dikkat et. Alfa açısı var. Burada 90 olduğu için sinüs 91. Burada onu almadık. Çarpı şuraya sıkışacak. Sinüs alfa. Eşitlikten. Bunlar birbirini götürür. Diğer renk kalemle gösterelim arkadaşlara. Şunlar da birbirini götürür Muhammed. Ne kaldı elimde? Bak sinüs alfayı çekebiliyorum. Önce arkadaşlardan herkesin matematiğin üst düzeyde olmadığını düşünerek tekrar yazın. Burada kalan 5060, doğru mu Muhammed? 5060. Eşitti. Bu ikisi birbirine eşitledim. Burada kalan 64 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazıyor Muhammed. 3, 4, 5 yazdım. Artı 2, doğru mu Muhammed? Sinüs alfa Muhammed. Çek sinüs alfayı. Sinüs alfa eşittir. 5060, böyle bu sayıyı artık yazalım, 64. 1, 2, 3, 4, 5.yi 2 ekledim. Şimdi buradan sinüs alfa ne çıkıyor Muhammed? Bunun değerini. Hemen ben kenarda hesaplamıştım, tekrar hesap makinesi. Evet, şuradan söylüyorum. 3, 0, 0, 1, 2, 3, 0 neymiş? 79, 62, 48. 79, 0, 62, 48. Kontrol edeyim. 79, 0, 62, 48. Şimdi hesap makinemizin Muhammed hangi açının, evet soru şu, hangi açının sinüsü buna eşittir diye düşünürsek, şu üst tarafı ben tekrar kendime yer açıyorum. İşlemleri kaldırdım. Herkes zaten videosundan durdurup görebiliyor. Muhammed bu açıyla bunu yer değiştiriyorsun bak matematikte. Nedir? Ark sinüs şu değerinin nasıl yazalım, 0,3079 falan. Neyse bunu çekiyorum. Hesap makinesi üzerinden arkadaşlar nasıl yaptığımı görsün. Şimdi buradan alfa eşittir ne çıkıyor Muhammed? Bak alfa eşittir buradan. Tam sayı var. 0 virgül. Bir sıfır daha olması lazım yalnız. Evet doğru. 0,453 derece. Nasıl yaparız Muhammed? Hesap makinelerimizin sinüs eksi 1. Bazı şey makinemize eksi 1 yazar. Sisteme girdi ark sinüs de yazar. İkisini yerine koyduğun zaman şak diye bu açı istersen trigonometrik cetvelinde buluyorsun. Eğer Android ise telefonunuz hesap makinenizi yan çevirin. Yani Muhammed mevzuya gelelim şimdi bak. Biz buradan mevzuya gelelim. Açımız, şu açımız ne kadar olması gerekiyormuş Muhammed? Yani bir derecenin
%4'ü civarında değil mi? Onda bir, yüzde gittikçe bir derecenin çok altında. %4.5. Yani. Şimdi ben burayı bir kendime yer açıyorum. Hem videoyu uzatmıyorum. Şurayı açtım. Evet. 20'de 1'i desek olur mu? Dur şimdi onun üzerine vakit kaybetmeyelim bir dakika. Şimdi Muhammed. Peki dünyamızın çevresi ne kadardı? Çevresi ne kadardı? Ona bakalım. Yarı çapımı ben 6400 kabul ettiğine göre çevre eşittir 2 pi r'den yaklaşık söylüyorum 40 bin nedir Muhammed? Kilometre. Şimdi benim çevrem yani bir çevre kaç derecedir? 360 derecesi 40 bin kilometreyi görüyor ise alfa açım neydi? 0,0 3 4 5 üçgenine bak aklımda kaldı 4 5 3 değil mi? Evet. Kaç kilometreyi görür? Tekrar x de bir x'ler karışacak. Bir kere x kullandım. Y'yi kullandım. Şimdi bak Muhammed x olarak şu uzunluğu buldum ben. Ama zemin bir açı yapıyor bak. Şimdi bulacağım y ise burası. X gözün bakış doğrultusuydu. Y ise ayağının değdiği yer. İkisi arasında bir fark gelecek. Buradan Muhammed y eşittir nedir Muhammed? 40 bin, bak birim kilometrede bırakıyorum. Çarpı 453 bölü kaç Muhammed? 240. Hatta hocam sen ne yapıyorsun deyip anlamayacak arkadaşlar olabilir. O yüzden aynen sayı dokunmuyor. 0, 4, 5, 3. Doğru mu? Şu ikisinin çarpımını 360'a böleceğim. 360'a böldüm. Hesap makinesi üzerinden y ne çıkıyor biliyor musun Muhammed? Hemen ben onu da arkadaşlar için kenara yazdım. 5.033. Muhammed hemen kameraya bir yanaştırıp görülüyorsa söyle. Üst soldaki. Tamam. Ben oraya yazdım. 0, neydi Muhammed bana? 5.033 müydü? 5.033 kilometre değil mi? Tamam. Gel bunu metreye çevirelim. Çünkü biz x'i metre cinsinden yazdık. Y buradan ne çıktı Muhammed bak. Y buradan ne çıktı? 5 kilometre 33 şöyle. 5033. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Biz hep işlemlerde bak Muhammed ne yaptık biz? Virgülden sonra bazı küsuratları yaklaşık aldık. Şimdi dünya ile aynı model bir tepe istiyorum. Yani öyle bir şekil çizeceğiz ki nasıl yapacağız? O zaman komplesini siliyorum ben şimdi. Tespitlerim yapıldıktan sonra şu kısmı alıyorum. Burayı da aldım. Burayı da kaldır. Evet. Şimdi arkadaşlar belediyelerimiz, valiliklerimiz öğrencilere bu işi sevdirmek için hiçbir şey yapmayın. Öyle demeyelim. O haksızlık olur. Evet. Şey. Biz öğretmenler veya biraz bilimden ne var? Hani bilim insanları demek istemiyorum. Bilimden böyle temas etmiş, bilimin tozunu yutmuş insanlar eğer yöneticilerimizi doğru yöne kanalize edersek onlar da tabii ki öğrenciler için neyin tam yapamıyoruz. Benim resim kötü biliyorsun. Şimdi Muhammed burası 5060'tı değil mi? 5060 da şu şekilde olacak bir tepe. İşte ödüllü soru Türkiye üzerinde aranan kemer budur. Şu kemeri arıyoruz. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin değişik vilayetlerinde. Mesela ben bir iki orası nokta... Orası Kemerburgaz Otoyolu mu? Şimdi bak şöyle olacak. Yani nasıl olacak? Dünya ile aynı model olması için şu açıyı kaç derece bulmuştuk? 0,453. Şimdi şu şekil. Ama bak 5000 metresi görüyor musun? 5 kilometre 60 metre. 5 kilometre yaklaşık bizim tam dünya ile eş modelli bir şey yapıp bu da bize yaklaşık 10 kilometrelik bir yay istiyor. Mesela ben Bursa Kemalpaşa yolunda bu düzlüğü biliyorum. Başka nerede var? Hani ölçmedim ama çok büyük düzlükler var. Hafif minicik bir kemeri var. Muş, Tatvan, Bitlis üzerinde de var. Bu tür yerlere bu tespitler yapınca şöyle düşün. Arabalar ters yöne doğru gidiyor. İki tane otomobili getirdik kemerin üzerine. Arkadaşlar da getirdi. İki tane otomobil. Kemerin üzerine. Şoför tabii önüne bakıyor. Ama arkaya bakan öğrenciler
arkadan seyir halinde mesela üstü açık da olabilir. Bir otobüs şeklinde de çok güzel belediye otobüslerimiz var ya. Çift katlı üstü açık turist otobüsleri gibi. İki otobüs birbirinden uzaklaşmaya başlayınca ikisi de şu 5. kilometreye geldiklerinde iki otobüsün üzerindeki şahıslar birbirini artık görmeyecek. Hani düz dünya modeli, yuvarlak dünya modeli. Dünyayla eşit açıda minik bir tepe alanı arıyoruz. Veriler burada arkadaşlar. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, bakanlarımız her ilde bu tür yerler olsa öğrenciler için çok güzel etkinlik olur. Bugünkü dersimiz buydu. Herkese iyi günler diliyorum. Ödülün ne olduğunu açıklama kısmında göreceksiniz. İyi günler arkadaşlar.